Hoş geldiniz arkadaşlar, bugün yaş kuru ve fire problemlerinden bahsedeceğiz. Ee, hani bir şeyler e, kuruyunca ağırlığı değişiyor, dolayısıyla maliyetleri değişiyor ya satış fiyatları, bunlarla ilgili hesaplar yapacağız arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Bir manavdaki elmalar çürüyerek %20 fire veriyormuş. Ee, buna göre maliyet yüzde kaç artmıştır? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar başlangıçta elimizde 100 kilogram mal varmış gibi düşüneceğiz ve birim fiyatına da 100 TL diyeceğiz. Ee, diyeceksiniz ki hocam yani elmanın kilosu 100 lira olur mu? Hiç sorun değil. Burada zaten sonuçta bize yüzde sorulduğu için biz işlemlerin rahat çıkması için uygun sayılar seçmeye bakacağız o kadar. Ee, dolayısıyla başlangıç maliyetimiz 100 çarpı 100'den ne olacaktır arkadaşlar? 10.000 TL. Yani ben bu malları almak için 10.000 TL ne yapmışım? Para harcamışım. Daha sonra ne olmuş? Ee, burası bizim ağırlığımız değil mi? Burası da e, birim fiyatımız. Ne olmuş arkadaşlar? %20 fire vermişiz. Yani 100'ün %20'si nedir? 20. Dolayısıyla elimizden attı 80 kilogram e, elma kaldı. Ve ben buradan kilosunu kaçtan satacağım bilmiyorum. E, ama elde etmem gereken para. Baştaki para. Neden? Çünkü zarar etmemek için ne kadar para harcadıysam en azından onu kazanmış olmam gerekiyor. Buradan arkadaşlar x eşittir. 10.000 bölü 80 olacaktır. Birer sıfır giderse 1'i de 8'e böldüğümüzde 125 yapacaktır. Bakın başlangıç fiyatımız 100'dü arkadaşlar. Ne oldu? Son fiyatımız 125 çıktı. Anlıyoruz ki demek ki fiyatta %25'lik bir artış yapmamız gerekiyormuş. Yani maliyetimiz %25 artmış. İşte sayıları %100 seçtiğimiz için arkadaşlar sonucu doğrudan yüzde olarak bulmuş olduk. Bu bizi bu şekilde rahatlatacak. Geçelim ikinci soruya. Yaz sabun kuruduğunda diyor ağırlığının %20'sini kaybediyor. E, kilosu 120 TL'den alınan yaz sabundan toplamda %25 kar elde edilmesi için kuru sabunun kilosu kaç TL'den satılmalıdır? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey aslında temelde aynı. Nedir o? Ee, biraz önceki elmanın değil mi? Ee, ağırlığını kaybederek ya da çürüyerek işte azalması ile ilgili file problemi çözmüştük. Ona çok benzer mantıkla çözeceğiz. Başlangıçta elimizde arkadaşlar 100 kilogram ne olsun? Sabun olsun. Sonra arkadaşlar biz buna tabii 120 TL para ödemişiz. Dolayısıyla 12 bin bir maliyetimiz var. Bu maliyeti hesaplamak çok önemli. Çünkü karı buna göre hesaplayacağız birazdan. Daha sonra arkadaşlar ne yapmışız? ağırlığın %20'sini kaybetmişiz. Yani 100 kilogramın %20'si 20 yapar zaten. Bunu kaybettiğimize göre elimizde 80 kilogram kaldı. Bu 80 kilogramı x tl'den satacağım ve ne yapacağım? %25 karlı bir fiyat kazanacağım. Yani 12 bin maliyetimiz vardı ya. Biz bunu ne yapacağız? 125 bölü 100 ile çarpacağız. Doğru mu arkadaşlar? 12.000 ee, 12 bin çarpı 125 değil mi? Bölü 100 dersek arkadaşlar 15 bin lira para kazanmamız gerekiyor. Değil mi? Yeni satış fiyatımız yani karlı satış fiyatımız ne olmalıymış? 15.000 olmalıymış. Zaten ana maliyet 12.000'i kurtaracağız. Artı üzerine %25 olan 3.000 lira ekleyeceğiz. Bu durumda arkadaşlar x eşittir ne yapacaktır? 15.000 bölü 80 mi yapacaktır? Hadi 15.000'i 80'e bölelim arkadaşlar. Ne yapıyor? 187.5. Demek ki arkadaşlar 187.5 TL e, fiyat ile satarsam ne yapacakmışım? E, %25 kar elde edecekmişim elimdeki firelere rağmen. Et geçelim arkadaşlar 3. soruya. Diyor ki tanesi 120 kuruşa alınan limonların %25'i e çürük çıkıyor. Şimdi 100 tane limonumuz olsun yine aynı mantıkla başlıyorum. 100 tane limonumuz var ve tanesi 120 kuruştan alınmış. Biz bunu çarparsak yine 12.000 TL bir kere maliyetimiz var başlangıçta. Bu maliyet hesaplamak dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Ee, sonra ne yapmışız? %25'i çürük çıkmıştır. Şimdi %25'i çürük çıktığına göre 75 tane değil mi? limon kaldı elimizde. Ee, neden? Yüzün, bunu yüz seçmemizin amacı buydu zaten. Yüzdelerini hesaplamak çok kolay olsun. Yüzün %25'ini çıkarırsam 75 tane limon kalacaktır. Ve ben bunları x ekstradan satacağım yine. Ve bu durumda da %40 elde etmek istiyorum. Kar elde etmek istiyorum bu satıştan. %40 kar demek şu demek değil mi arkadaşlar? 12.000 değil mi? Çarpı 140 bölü 100. 40 kar elde edeceksek arkadaşlar 140 bölü yüzde çarparız. Eğer zarar edecek olsaydık bu durumda ne yapardık? Yüzden 60 40'ı çıkararak 60 bölü yüzde çarpardık. Kar dediğinde her zaman o kar miktarını yüze ekleyerek değil mi? Böyle bir hesap yapacağız. Yani 12.000 değil mi arkadaşlar? Çarpı 140 değil mi? Bölü 100. Yani bizim 16.800 lira ne yapmamız gerekiyor buradan? Para kazanmamız gerekiyor doğru mu? Karlı satış fiyatımız bu olacak. O zaman ne yapalım? Ee, X arkadaşlar 16.800 bölü değil mi? 75 mi olacak? Bunu 75'e bölersek arkadaşlar ne çıkacaktır? 224. Demek ki tanesini 224 TL'den satarsam limonların ne yapacakmışım? Ee, hem fireleri kurtaracakmışım hem de bunun üzerine tüm maliyetime göre 12.000'e %40 kar elde etmiş olacakmışım. Evet 4 numaradayız arkadaşlar. <laughs> Bir çiftçi diyor elindeki yaş üzümleri kurduktan sonra maliyetinin 4 katına satıyor. Şimdi elinde ne kadar üzüm olsun? Yine aynı mantıkla hareket edersek 100 kilogram üzüm, üzüm var başta, başlangıçta elimizde. Ee, ve bunun maliyeti de ne olsun arkadaşlar? 100 TL olsun. Bize bunu vermediğine göre biz bu şekilde başlayabiliyorduk. Hatırlayın ilk soruyu. Dolayısıyla 10.000 ne var elimizde? Maliyet var. Sonra yaş üzüm kuruyunca ağırlıkça %70 fire vermiş. Yani çok fazla fire vermiş. Evet %70'i gittiğine göre 30 kilogram kaldı elimizde doğru mu? Ee, ve ne yapmışız? Bunu 4 katına satmışız. Yani 400'e satmışız. Gerçekten bakın ne diyor? Elindeki yaş üzümleri kuruduktan sonra maliyetinin 4 katına satıyor. Maliyetimiz 100 TL değil miydi? O zaman kilosunu 400'den satmış. Evet böyle üzüm fiyatı olur mu demiyoruz arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? Sonuçta yüzde hesaplayacağımız için mantıklı gelsin diye sayılar böyle uçuk kaçık rakamlar seçmiş olduk. Ya da sayılar. Evet bunları çarparsak arkadaşlar 12.000 ne yapmış olduk? TL para kazanmış olduk. Şimdi başlangıç maliyetimiz 10.000'di değil mi? En son satışımız ne arkadaşlar? 12.000. Yüzde kaç kar elde ettik? İşte bu sayıları seçmemizin en güzel yanı da bu zaten. Her ikisinden ikişer tane sıfır atarsak 100'lü başlangıç maliyetimiz ve biz 120 para kazandık. Demek ki bu satıştan karımız %20'ymiş arkadaşlar. Burada da ne diyor arkadaşlar? Bir sepet yumurtayı satmayı planlayan köylü yumurtaların 5'te birinin kırıldığını fark ediyor. Şimdi kaç yumurta olduğunu bilmiyoruz. Yine biz ona değer vereceğiz. Ve sonuçta da zaten bize bakın yüzde soruyor. Yani fiyatların ve adetlerin aslında ne olduğu çok önemli değil. Bir saniye işlemlerimizi kolaylaştıracak sayılar seçeceğiz. Başlangıçta yine 100 tane yumurtamız olduğunu varsayalım arkadaşlar. Ve ne yapmışız? Bunların tanesini 100 TL'den almış olalım. Yani başlangıçta bu köylünün arkadaşlar maliyeti 10.000 TL. Sonra ne olmuş? Yumurtaların 5'te birinin kırıldığını fark etmiş. Yani yüzün ne yapacağız arkadaşlar? 1 bölü 5'ini 20 olduğunu biliyoruz. 20 tane kırıldığına göre elimizde 80 tane yumurta kaldı. Ve ne yapmış? Kalan yumurtaları satıp %20 kar elde etmiş. Kaçtan sattığını bilmiyorum. Ancak ne yapmışız arkadaşlar? %20 kar elde etmişiz. Kar zarar her zaman maliyete göre hesaplanmaz mı arkadaşlar? Başlangıç maliyetim 10 bin lira olduğuna göre değil mi? Ve ben bu işten %20 kar elde etmek istediğime göre onu ne yapacağım arkadaşlar? 120 bölü 100'e çarpacağım. Zaten şu iki sıfır gideceği için ne olacaktır sonuçta? 12.000 TL para kazanmış olacağım. Demek ki arkadaşlar %20 karlı satış fiyatımız 12.000 TL olacak. Ne oldu dikkat ederseniz? X eşittir buradan 12.000 değil mi? Bölü 80'den 150 mi yaptı? Şimdi X 150 ise demek ki 100 liraya aldığımız malların tanesini biz ne yapmışız? 150 liradan satmışız. Evet bu %20 kârı ulaşmak için kırılanları da ekleyerek 150 liradan satış yapmalıyımışız demek ki. Fakat ne diyor soru bize başka bir şey soruyor. Eğer yumurtalar kırılmasaydı yani hala elimizde 100 tane yumurta olsaydı aynı fiyattan satış yaptığımızda yani 150 TL'den satış yaptığımızda bu sefer 15.000 TL para kazanacaktık. Başlangıç maliyetimiz ne kadardı arkadaşlar? 10.000. En son satıştan elde ettiğimiz para ne kadar? 15.000. Yine bunu yüzdeye çevirmek çok kolay biliyorsunuz. İkişer tane sıfır arkadaşlar silersek başlangıç maliyetimiz 100 iken en son kazandığımız 150'ymiş. Demek ki yüzde %50 değil mi arkadaşlar? kar etmiş olurduk eğer yumurtalar kırılmasaydı. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.